Evet arkadaşlar, uzun zamandır yapamadığım yeni bir Life in the UK deneme testinde beraberiz. Bu sefer değişik bir format uygulamaya çalışacağım. Sağ tarafa gördüğünüz gibi study materyaller, handbook yani bilgi bakımından öğrenmemiz gereken şeylerden sorulara göre bulmaya çalışacağım. Hem bunu kullanacağım. Çünkü bazen burada istediğimiz bilgiyi bulmak biraz zor oluyor. Ha direkt çalışma istiyorsanız direkt buradan çalışabilirsiniz. Zaten 5 bölüm 1, 2, 3, 4, 5 bölüm gördüğünüz gibi bu 5 bölümü iyi güzel bir şekilde çalışırsanız bu testi pek fazla zorlanmadan geçersiniz. Neyse ilk deneme sorumuza devam edelim. Ben bu ha bu arada bu deneme sorularını ben çözüyorum internete koyuyorum. Bazı arkadaşlarımızın İngilizceleri tam belki yeterli olabilmiyor. Mesela bazen arada bir kilit cümleyi söylediğiniz zaman anlamı ne olduğunu söylediğiniz zaman o zaman o soru insanların aklına daha iyi yerleşebiliyor. O yüzden hem benim için kolaylık ve aklıma yerleşmesi için daha iyi oluyor böyle videolar çekmek. Hem de biraz content içerik yapmış oluyorum kanalıma. Yani her yönden iyi. Şimdi birinci soru. Where was Robert Burns from? Robert Burns. Robert Burns kim? Ben de bilmiyorum Allah için. Şimdi buradan Robert Burns'u bulamayız. Ben en iyisi şuradan Google'a gideyim. Robert Burns yazalım. Robert Burns buyum. Robert Burns onu Rapey Burns. Plamen şairmiş. Scottish, Scotland oluyor. Scottish adına göre Scotland'dandır büyük ihtimal. 1700'lerde doğmuş. Scotland diyelim. Evet. Bu adamın özelliği neymiş bu arada? Ha, şair dedik. Evet. Known as a rabbi. Rabbi. Rabbi aslında Jewish'lerin şeyi dini adam ama bilmiyorum neyse. İkinci soru where is the sinotop? Sinotop bir anıt arkadaşlar. Hatta onu da şuradan resim olarak göstereyim size. Of image mapı boş ver. Images. Evet şu gördüğünüz anıt arkadaşlar. Bu Birinci Dünya Savaşı anıtı olması lazım. Şu gördüğünüz Whitehall'da burada Londra'da. Üçüncü soru. What is the capital of England? Bunu herkes biliyor. Londra. Which two British film, film actors have recently won Oscars? Yani Oscar kazanan son zamanlarda Oscar kazanan British aktör kim diyor. Bunlardan birisi Colin Firth. Colin Firth şu şimdi şuraya şuradan ben kim olduğunu biliyorum da siz de görün. O. Colin Firth şu şey adam um, si şu adam işte. Şeyde oynadı ya en son. Um, şu gizli agency e, spy filmi vardı. Neydi onun adı? Colin Firth. Şurada hatta movies yazalım. Kingsman. Ha Kingsman şu filmde oynadı ya hatta. Oradan tanıyorsunuzdur kesin. İyi, iyi aktör yani. Colin Firth ve öbür oh, öbürde Tilda Swinton olacak. Tilda Swinton da bayan. Şuradan onu da göstereyim size. Şu bayan. Yani bu so, son zamanlarda kazanan bir British aktör. Yani aslında bu aktris olacak. Bu iki kişi. Çek. Çek. Ne oldu? Telefon kilitlendi gibi. Çek. Hmm. Evet gördüğünüz gibi doğru çıktı. Next diyelim. Beşinci soru. When is Christmas Eve? Christmas Eve. Christmas Arifesi. Eve Arife demek. Biliyorsunuz Christmas 25 Aralık'ta. Yani Aralık December oluyor. 25 Aralık'tan bir gün önce 24 Aralık Evet gördüğünüz gibi. Which flag has a white cross on a blue background? Bu Scottish olacak. Hatta şuradan size göstereyim. Scottish flag. Şu bayrak aklınızda kalsın. Yedinci soru. Which two are British overseas territories? Biliyorsunuz İngiltere'nin İngiltere dışında da teritorileri var. Hatta bizim Kıbrıs biliyorsunuz arabaların direksiyonları sağ tarafta aynı İngiltere'deki gibi. Zamanında bizim Kıbrıs da İngilizlerin teritorisiymiş ama biz aldık işte. Yani bunun haricinde burada Falkland Island zaten İngiltere'nin en son savaş adı. Bu Falkland Island dedi de yani kayalık bir kayalık yani bizim hani kardak kayalıkları vardı ya öyle bir yer Falkland Island. İkincisi de St. Helena. St. Helena'nın haritada nerede olduğunu bilmiyorum ama ikincisi de St. Helena. Zaten Hawaii, Amerika'da, Ireland'da kendi ülke içi yani. Overseas territory değil yani. Ülke dışındaki bir territory değil. Hmm. bizim kardeş de. Her neyse. Hmm. Tamam anladık. Mesaj geldi. Sekizinci soru. Who was the first Briton to win Olympic gold medal in 10000 meters? Bunu da biliyoruz. En son olimpiyatlarda Mo Farah, Mo Farah, Mo elemanın kısaltılmış ismi. Esas ismi Muhammed. Burada doğma büyüme herhalde Muhammed. Siyahi bir sporcu. Hatta Google'dan size resmini de göstereyim. Mo Farah. Bak şu arkadaş. 2012'de gold medal aldı. Devam edelim. Who appoints life peers? Life peers e, bunun cevabını da biliyorum ben. Monarch yani kraliçe olacak. Ama life peers'ın ne olduğunu size anlatmak için buradan yazayım. Life peers Life peers are appointed members of peerage whose status can be inherited in the yani bu ne diyor? Love Pierce. yani bu Lordlar kamerası var ya. Lordlar kamerasındaki insanlar oluyor. Onu da sadece kraliçe tayin ediyor. Zaten diğerlerini biliyorsunuz insanlar seçimle seçiyor. Lordlar kamerası seçimle gelmiyor. Göreve. Evet. Onuncu soru. Which flower is associated with England? Aynı bizim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve olduğu gibi e, gül. İngiltere'de gül. Which of these famous classical music events in the UK? Şimdi tea in the park'ı bilmiyorum. Proms olacak zaten bunun cevabı. Ama bak soru yanıltıcı. Classical music event diyor. Glastonbury Festival mesela klasik müzik eventi değil. Onu zaten direkt silebiliriz ama o da İngiltere'de. Oradan kafa karıştırabiliyor ama klasik müzik eventi değil. Geçen arkadaşımla konuşuyordum. O buraya bilet almaya çalışıyor. Bir bilet 300 sterlin. 3 günlüğüne gidiyorsun. Çadırını götürüyorsun. İstediğin kadar alkol vesaire götürebilirsin içeri. Zaten festival tarzında çamurun içinde oluyor. Her neyse Krom olacak bunun cevabı. Who built the Tower of London? William the Conqueror built yaptı. O zamanın kralı oydu zaten burada. Tower of London hatta resmini göstereyim mi size? Tower of London. Images. İşte bu. Tower of London burada. William the Conqueror tarafından yapıldı. 13. soru What is the fundamental principle of British life? Yani İngiliz hayatının fundamental prensiplerinden birisidir diyor. Aşağıdakilerden hangisi? Ha, what is not? Not diyor. Yani burada ne olacak? Looking after environment. Çevreye bakmak. Evet. Treating others with fairness. Diğer insanları Eşitlikle e, eşitlik göstermek evet. Araba sürmek hayır. Looking after yourself and family evet. Yani bu ne olacak? Ne olacak? Driving the car. 14. soru. Roast beef is a traditional food of which country? Hangi ülkenin traditional geleneksel yemeğidir diyor. Biliyorsunuz bak burada şaş yani Bilmeyenler şaşırabilir. England, Scotland, Wales, Northern Ireland. Biliyorsunuz İngiltere yani Birleşik Krallık ve Northern Ireland esas ismi dör, bu dört ülkede meydana göre. England bizim bu olduğumuz bölge. Benim olduğum bölge Londra'nın olduğu Scotland ayrı bir ülke. Wales ayrı bir ülke. Kuzey Ireland o da ayrı bir ülke. Bunların hepsinin birleşimine UK yani Birleşik Krallık diyorlar. O yüzden bunların bazı gelenekleri vesaireleri farklı. Her ne kadar yani birebir gibi gözükse de bazı ufak tefek farklılıkları var. Yani bunlar sonuçta başka ırk. Yani ırk değil yani başka ırktan insanlar. Hani biz Türkler, Kürtler, Lazlar biz hepimiz Türkiye'yi oluşturuyoruz. Bunların da böyle. İngiltere'nin geleneksel yemeğidir. Roast beef, yani roast beef bu genelde pazar günleri yedikleri e, kemiksiz şey et. E, genelde omuz bölümünden oluyor veya işte hayvanın hangi bölümden olursun kemiklerini çıkartıyorlar kasap. Bunu güzelce sarıyor böyle yuvarlak haline getiriyor. Hatta şuradan resmini göstereyim size. Bak gördüğünüz gibi bak şurada sarıyorlar. Bunu böyle fırına veriyorsun. Roast yapıyorsun. Roast yapmak fırında pişirmek. Roast yapıyorsun. Böyle dilim dilim kesiyorlar. Yanına patates. Böyle fırında pişmiş patates. Brokoli vesaire gibi yeşillikler. Kabiç. Yani kabiç lahana. Yeşil lahana. Özellikle bunlar. yani haşlanmış lahana. Haşlanmış havuç. Bezelye. Üstüne de gravy döküyorlar, yiyorlar. Bu insanların yani İngilizlerin geleneksel yemeği her pazar yerler. Ben de coffee shop'ta çalıştığım için burada yani İngilizlerin restoranı zamanında orada çalışıyordum. Orada her pazar günü özellikle bu yemek çok gider yani. Evet, 15. soru. Bu, telefon da kafayı mı yedi? Her neyse basmada oraya yap yap. What, what Palace was the cast-iron and plate glass building originally erected in Hyde Park, London, England, due to no, London, England to house the Great Exhibition of 1851? Bunu biliyorum ben. Crystal Palace... Bunun resmini de göstereyim size. Great Exhibition. of 1851 Crystal Palace. Bak şu kristalden yapılmış palas. Şu yaşlı işte yapılan şey. Gördüğünüz gibi şu. Next soru. 16. soru. When did the first Christian communities appear in Britain? Bunun cevabını da biliyorum. 3 ve 4. sen yüzyıllarda. Bunu aklınıza yazın arkadaşlar. Telefon kendiliğinden register yapıyor. What did the Cartists campaign for? Bunu da biliyorum arkadaşlar ben. Katist bir grup zamanda hangi senede bilmiyorum. Bu önceden biliyorsunuz İngiltere'de eski zamanlarda sadece toprak sahibi insanlar yani ağalar oy verme yetkisine sahipti. Normal insanlar değil. Yani eğer sizin de topra üzerinize toprak tapunuz varsa siz de oy verebiliyordunuz. Tabi illa ağa olmanıza gerek yok ama o zamanlar biliyorsunuz lordlar vardı, chudorlar vardı. Bu insanlar yani toplumun yüksek kesimi olarak biliniyordu. Sadece onların oy verme hakkı vardı. Bu Katist denilen grup bunlar ne için kampanya yaptı? Right for the working class. Vote for the working class. Yani çalış çalış işçi sınıfının da um, oy kullanma hakkı için kampanya yaptılar. Which, 18. soru Which charity works to preserve important buildings? Yani bu bizim Türkiye'de karşılığı olan tarihi binaları koruyan hangi vakıf veya devlet dairesi var tam hatırlayamıyorum ama burada National Trust diyorlar ona National Trust eski önemli tarihi binaların hep korumacılığını yapar 19. soru da mıyız evet 19. soru the UK government hasn't used the power to suspend Northern Ireland Assembly demiştim arkadaşlar Birleşik Krallık yani UK UK, United Kingdom. Bunun Türkçesi ne oluyor? Birleşik Krallık. Birleşik Krallık dört ülkeden oluşuyor. İngiltere, Wales, Scotland ve Northern Ireland. Northern Ireland'da, Scotland'da biliyorsunuz aynı bizim Kuzey Kıbrıs'taki gibi ayrı bir meclis var. İç işlerinde istediği gibi hareket edebiliyorlar ama dış işlerinde aşağı yukarı İngiltere ile beraber hareket etmek zorundalar. Wales'de bir tam bilmiyorum. Orası herhalde İngiltere'ye bağlı direkt. Northern Ireland, esas her zaman problem çıkaran Northern Ireland, Kuzey İrlanda. İrlanda'da meclis yok ama assembly var yani. Nasıl diyeyim? Türkçeye çevirirsek yani şey olarak ihtiyarlar heyeti diyeyim hani Assembly var. Yani ihtiyar insanlardan oluşan bir heyet değil tabii ki de yani. Türkiye, hani Türkçe'ye biraz çevirirsek o manaya geliyor. Bir heyet var yani ihtiyarlar heyeti gibi. Onlar aşağı yukarı kararları veriyorlar Northern Ireland'la ilgili. Ama İngiltere e, government'ının yani e, hükümetinin bu assembly'yi suspend yani suspend ne oluyor? Bütün yaptığı işleri durdurma kararı alabilme gibi bir gücü var. Önceden kullandım bunu, kullandı. Aha, falsemuş. Ah no, ben zaten yanlış anladım soruyu. Pardon, hasn't used yani kullanmadı diyor. Evet, ben kullandı, kullandığını biliyorum. O yüzden false yapmak zorunda yapmalıydım. Bak, since burada cevap açıklamasında ne diyor? Since 1997'den beri bazı güçler merkez hükümete verildi. Wales, Scotland ve Northern Ireland'daki yani ha Wales, Scotland ve Northern Ireland'daki insanları direkt olarak etkileyen e, konulardaki güç merkez hükümetin e, hükümete verildi. There has been a Welsh Assembly and the Scottish Parliament 1990'dan beri Welsh Assembly evet Wales'de orada da Assembly varmış. Scotland'da Parliament var. Ve Northern Ireland'da da Assembly var. Although this has been suspended on a few occasions. Bak dediğim gibi suspend yapmışlar. Next question. Who is Queen Elizabeth II married to? Queen Elizabeth II şu anki kraliçe Prince Philip'e Philip'le evli. 90 yaşına geldi adam zaten. 21. soru. Who created the United Kingdom of Great Britain, Great Britain and Ireland? E, zamanında bu dedim ya bu dört ülke ayrıydı aslında. The Act of Union yani birleşme aktı bunları birleştirdi. Next soru. Which of these UK landmarks in Wales? Bunun cevabını da biliyorum. Wales'de en meşhur Snowdonia. Snowdonia şey. yani büyük bir korunan doğal güzellik. O Snow, Snowdon diye bir tane de dağ var. Zaten İngiltere'nin en yüksek dağı. İngiltere'nin Wales'in mi ne? Yani Snowdon olacak bunun cevabı. Gördüğünüz gibi yeşil yandı. 23. soru. When is St. David's Day? Zaten bu Life in the UK testinde en gıcık olduğum. Bu zaten 4 tane Saint var. Şuradan size Google'dan göstereyim. Hop, ne oldu? Patron Saints diyorlar onlara. saints of UK bu every nation has its own patron saint who turns group has called upon to save country from eee the... um, yani her her uh, ulus ulusun bir patron saint bu patron saint şey ermiş insanlar Zaten saint olmak için bir mucize yaratmış olman lazım vesaire. Mesela Saint Florence Nightingale var şu meşhur hemşire bayan. Kendisi hatta İtalyan mı Fransız mı ne İtalyan olması lazım. Ama bildiğiniz gibi birçok insana zamanda yardım etmiş. Yani resmen bir mucize yapmış. O yüzden dolayı öldükten sonra da ermiş ünvanını kazanıyor. Su içtim bu arada. Bu Life in the UKT'sinde 4 tane Saint var. Saint Davis, Saint Andrew ve Saint Davis Wales'in ermişi. Saint Andrew Scotland'ın ermişi. Saint, Saint Patrick İrlanda'nın dervişi. Saint George da İngiltere'nin dervişi. Şimdi bunların günleri var. Bunu da Google'dan bulayım. Bu orada ne yazıyor bize? St. David's Day. St. David's Day'in günü. Bak ne diyor? 1 Mart. 1 Mart o zaman B şıkkı olacak. Next. Which of the following is part of UK? UK. Bunlardan hangisi Birleşik Krallığın bir parçasıdır diyor. St. Helena da UK'in parçası ama bu dışındaki teritorisi. Yani buradaki merkez hükümetin aldığı kararlara bağlı olan bir yer değil. Channel Islands da öyle. Buradaki merkezi e, merkezi hükümetin aldığı kanallara, e, şey kanunlara bağlı olan bir yer değil. Wales ama öyle değil. Wales merkez yönetimin aldığı kararlara uymak zorunda olan bir yer. Yani Wales olacak. Kanada zaten hiç değil. Kanada başlı başına bir ülke. Testi bitirelim bakalım. Geçiyor muyuz? 23 question doğru bilmişiz. Bir tane soruyu yanlış bildik. Yani geçiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Bu testi burada bitirdik. Bir sonraki deneme testinde beraber oluncaya kadar görüşürüz.